Avcılar Yeşilkent'teki sivrisinek kabusu devam ediyor. Her gün virüs tehdidiyle yaşayan mahalleli cam çerçeve açamıyor. Adeta sivrisinek nöbeti tutuyor. Yeşilkentliler Batı Nil virüsü tespit edilen o sineklerden bir an önce kurtulmak istiyor. Sinek virüsü dediler. Biraz ilkindik yani. Bir de virüslüymüş efendim, virüslü. Buyur. Rahatsız edici bir sesleri var. Zzz ediyor. Nasıl? Zzz ediyor. Artık sesini bile ezberlediler. Adeta sinekle yatıp sinekle kalkıyorlar. Virüs alarmı da eklenince geceleri uyku bile uyuyamaz oldular. Sinekten dolayı bir virüs kapma söz konusu galiba işinizde. Bize öyle söylediler. Bizim bir şeyden haberimiz de yok, bilmiyoruz da. Aslında bu bölgede yaşayanlar yıllardır bu sivrisineklerle iç içe yaşıyor. Çünkü dere buraya çok yakın, derenin hemen yanında da tarlalar var. İşte sinekler de o bölgelerden çoğalıyor, mahalleye bu şekilde dadanmış oluyor. Ama bu sene gördükleri sivrisinekler daha bir farklı, çünkü birçoğunda virüs tespit edildi. İşte bu yüzden de korkudan birçok mahalleli bu sıcak yaz gününde camını, çerçevesini açamaz oldu. Sıcaktan yatamıyoruz, artık pencereleri açmak zorunda kalıyoruz. Pencereleri açtık mı o zaman otomatikman içeri eve giriyorlar. Vallahi böyle bir tuz buz yapıyor, böyle yapıyor işte yani. Evet. Uyanıyorsunuz. Evet. Sonra odanın içinde araki bulasın. Araki nerede bulacaksın? İşte Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin adeta kabusu haline gelen o sivrisinekler bu dereden geliyorlar. Bu derede Başakşehir'den buraya kadar kilometrelerce uzayan bir dere ve bu derenin üzerinden gelen sivrisinekler mahalle arasına doğru giriyorlar ve o mahallede oturanların tam anlamıyla kabusu oluyorlar. Bu sene böyle bir virüs gibi bir şey geldi. Mahallede virüs tespit edilenlerden biri de Güldane Taşdemir. 15 gündür Batı Nil virüsünün etkilerinden kurtulamadı. Titreme, halsizlik. Kalkıyoruz ve sağımız solumu kaşıyoruz. Normal sivrisinek vızz diye. Sinek nasıl bir ses çıkarır? Vızz diye geliyor. Kulağınızın dibini yatınca kulağınızın dibinde böyle sürekli. Mahalle sürekli ilaçlanıyor ama pek etkili olmuyor. Şimdi bölge halkı bu duruma kalıcı formüller bekliyor. Sivrisinek var ama ben ısırmaz. Bunun bir formülü varsa söyleyin de kimseyi ısırmasın. Bende formülü yok ama formülü ben şimdi bunu açıklamak istemiyorum.